Hadi arkadaşlar, şimdi de sınıf yönetimiyle bir başlayalım. Sınıf yönetiminde öncelikli olarak iletişim kavramı üzerinde duracağız ama biz program geliştirmede hatırlıyorsanız öğretmenim 4 tane temel öğeden bahsetmiştik. Program geliştirmenin öğelerinde öncelikli olarak öğrenciye kazandırılmayı istediğimiz özelliklere bakıyorduk. Yani öncelikli olarak hedeflerimizi, yani diğer ismiyle çağdaş yaklaşımlara göre kazanımlarımızı belirliyorduk hatırlıyorsanız. Daha sonra ona uygun içeriğimizi, yani konularımızı, çağdaş yaklaşımlara göre temalarımızı belirliyorduk. Ve arkasından da ona uygun eğitim durumlarımızı ayarlıyorduk ki şu anki ismiyle de buna hatırlıyorsanız ne diyorduk öğretmenim? Etkinlikler diyorduk bu süreçte. Ve en sonunda da öğrencimiz ne kadar öğrendi, ne kadar öğrenemedi, ne gibi eksiklikleri var, hedeflerin ne kadar ulaştık, ne kadar ulaşamadık, buna yönelik neyi belirliyorduk öğretmenim? Sınama durumlarını belirliyorduk. Biz biliyorsunuz ki öğretmenim süreçte hedefleri belirledik program geliştirmede. Daha sonra arkasından içerik düzenleme yaklaşımlarımıza baktık. Sırada ne var öğretmenim? Eğitim durumları var. Eğitim durumlarının biliyorsunuz ki 5 tane temel bileşeni vardı. Bu 5 tane temel bileşen üzerinde duruyordu eğitim durumlarımız. Ve burada öncelikli olarak araç gereçlerimizi belirliyorduk. Neye uygun olmak zorundaydı? Hedeflerimize, materyal geliştirme üzerinde durduk hatırlıyorsanız, dikkat etmemiz gereken özelliklere baktık. Araç gereçlerden sonra arkasından yöntem ve tekniklerimizi belirliyoruz ki yöntem ve tekniklerini zaten Gazi hocanızla birlikte irdelediniz. Daha sonra ona uygun ortam ayarlıyorduk. Ona uygun ne ayarlıyorduk öğretmenim? Süre ayarlıyorduk ve öğretim hizmetinin niteliklerine bakıyorduk ki öğretim hizmetinin niteliklerini de zaten öğretmenim biz tam öğrenme modelinde Gazi hocanız size detaylı bir şekilde anlattı. Süreç içerisinde uygun pekiştireç, uygun ipucu, dönük düzeltme ve öğrencinin etkin katılımını sağlayacak şekilde yapıyorduk bunları. Şimdi öğretmenim, eğitim durumlarında işte araç gereçlerin, yöntem tekniğin, ortam sürenin ve öğretim hizmetinin niteliklerinin ayarlandığı yer ise ne olarak karşımıza çıkacak öğretmenim? Sınıf yönetimi olarak karşımıza çıkacak. Bir öğretmen sınıf yönetimini ayarlayabilmesi için öğretmenim bütün bu bileşenleri dikkate almak zorunda. Bu nedenle sınıf yönetiminin en temel ögesi artık öğrenci değil, o yönetimi sağlayacak kişi. Yani kimden bahsedeceğiz öğretmenim burada? Tabii ki sizlerden bahsedeceğiz. Bu nedenle öğretmenim sınıf yönetiminin en temel noktası öğrenci değil, öğretmeni baz alacağız biz bu süreçte. Ve öğretmenin sınıf yönetimini, yani şu 5 tane temel bileşeni sağlamasının temel amacı öğrencilerde etkili ve kalıcı öğrenmeleri sağlamak amacıyla yapacak öğretmenim de bu süreçte. Bu nedenle etkili ve kalıcı öğrenmeleri sağlayabilmesi amacıyla bir öğretmen mutlaka, öğretmenim burada öğrencilerle birlikte sınıf ortamını düzenlemek zorunda. Sınıf ortamından kastım ne? Sınıfın ısısı, sınıfın ışığı, sınıfın işte rengi, sınıftaki öğrenci sayısı, kalabalıklığı gibi birçok özelliği ne yapmak zorunda öğretmenim? Dikkate almak zorunda. Bunun dışında öğretmen yine kendi özelliklerini mutlaka bilmek zorunda. Kişisel özelliklerine bakmak zorunda, mesleki özelliklerine bakmak zorunda, mesleki rollerini dikkate almak zorunda bir öğretmenin mutlaka. Bunun dışında sınıfın içerisindeki mutlaka öğrenci özelliklerini dikkate almak zorunda bir öğretmen ve aynı zamanda öğretmen ve öğrenci sınıf yönetimini sağlamak amacıyla sınıfta istenmeyen davranışların engellenmesi ve önlenmesi amacıyla mutlaka sınıfta öğrencilerle birlikte ne oluşturmak zorunda? Kural oluşturmak zorunda. İşte bütün bu bileşenleri öğretmenim etkili ve kalıcı
kalıcı öğrenmeleri sağlayabilmesi amacıyla mutlaka bir ne sürecine sokmak zorunda? Planlama sürecine sokmak zorunda. Hani hatırlı öğretmenim, planlama sürecinde benim öğretmenim min yaptı. İki tip plan vardı. Bunlardan birincisi günlük plan, bir diğeri ise ünitelendirilmiş. Neydi öğretmenim? Yıllık planda. Bir öğretmen günlük planını yaptıktan sonra sınıf yönetimindeki temel amacı etkili ve kalıcı öğrenmeleri ne yapmaktır? Sağlamaktır. Ve günlük planında da mutlaka uygun hedef, davranış, içerik, eğitim durumları ve ona uygun nesini belirleyecek değerlendirmesine ve bu planlama sonucunda da öğretmenin ortam düzenleme işine işte biz ne diyeceğiz öğretmenim? Biz sınıf yönetimi diyeceğiz. İşte sınıf yönetimini temel olarak böyle açıkladıktan sonra mutlaka üzerinde duracağım temel nokta şu. Sınıf yönetiminde en temel öge artık öğrenci değil öğretmen. Öğretmenin sınıf yönetimini sağlamasındaki temel amacı etkili ve kalıcı öğrenmeleri sağlamak ve bu etkili ve kalıcı öğrenmeleri sağlayabilmesi amacıyla mutlaka şu bileşenleri dikkate alıp öğretmenin planlama yapacak ve bu planlama ile birlikte ortamı düzenleme işine biz ne diyeceğiz öğretmenim? Sınıf yönetimi diyeceğiz. İşte sınıf yönetiminde bir öğretmen öğrenciyle anlamları ortak kılabilmek için mutlaka neyi dikkate almak zorunda burada? İletişim kavramını dikkate almak zorunda. Bak iletişim dediğim şey o zaman öğretmenim mutlaka karşılıklı olmak zorunda. Hatırla, temel kavramlarda kültürleşmeden bahsetmiştik biz. Kültürleşme sürecinde mutlaka karşılıklı bir ne olmak zorunda öğretmenim? Etkileşim olmak zorunda. Bu nedenle iletişimde de mutlaka öğretmenin vermek istediği mesaj öğrenci tarafından ne yapılmak zorunda öğretmenim? Mutlaka anlaşılmak zorunda ve öğrenci tarafından da mutlaka dönüt alınmak zorunda. Ve öğretmenin işte bu anlamları ortak kılma sürecine biz ne diyeceğiz burada? İletişim diyeceğiz. Ve bu süreçte öğretmenim iletişim boyutunun 4 tane temel nesi var öğretmenim burada? Bileşeni var. Bunları şimdi dikkate alacağız sizlerle birlikte. İletişim boyutlarında öncelikli olarak iletişimi sağlayan kişi, yani neden bahsedeceğiz burada? Kaynaktan bahsedeceğiz. O zaman sınıf yönetiminde iletişimi sağlayan ana noktam, yani kaynak kişim kim olacak burada? Öğretmenim olacak. İleti dediğim şey öğretmenin paylaşmak istediği duygu ve nelerdir öğretmenim? Düşüncelerdir. Yani paylaşmak istediği aslında neden bahsediyoruz öğretmenim burada? İçerikten bahsediyoruz duygu ve düşünceler derken. Bak kanal dediğim şey bu paylaşmak istediği duygu ve düşünceleri hangi yolla aktaracak buna bakacağız öğretmenim sizlerle birlikte. Yani kanal üyesi de eşittir aslında burada ne olacak? Eğitim durumları. Eğitim durumları dediğimiz şey neydi öğretmenimin? Kullandığı araç gereçti, kullandığı yöntem teknikti, kullandığı ortamdı, kullandığı süreydi, kullandığı pekiştireç, ipucu, öğrencinin nesini sağlıyordu? Etkin katılımını. Bu nedenle bu üyelerin hepsi aslında iletişim boyutunun hangi üyesini gösterecek bana? Kanal üyesini gösterecek. Yani ben bunları aslında hangi yollarla aktaracağım buna bakarım öğretmenim bu süreçte. Ve daha sonra benim bu paylaşmak istediğim duygu ve düşünceler öğrenciye ulaştı mı? Ve öğrenciyle benim vermek istediğim mesaj aynı mı, ortak mı? Bunun doğrultusunda da kontrol mekanizmam neresi öğretmenim benim? Geri bildirim. Bu nedenle bak öğretmenim iletişim boyutunda aslında kim? Yani benim öğretmenim ne aktaracak? Yani iletisi, yani ne diyoruz öğretmenim buna? Mesaj hangi yollarla aktaracak? Ve bu süreçte kime aktaracak? Bunları mutlaka ne yapmak zorunda? Dikkate almak zorunda bir öğretmen. Ve bu süreçte aslında nasıl bir etkisi oldu? Bunu kontrol etmek amaçlı da neyi kullanıyoruz öğretmenim? Geri bildirimi. Yani aslında diğer bir ismiyle dönütü kullanıyoruz öğretmenim biz süreçte. O zaman iletişim boyutunun 5 tane temel öğesi var. Kanal dediğimizde aklımıza aktaran kişi, yani kimin aktardığı, yani kısacası öğretmenden bahsedeceğiz.
iletide paylaşmak istenilen duygu ya da düşünceler, yani aslında içerikten bahsedeceğiz. Kanalda eğitim durumlarından, yani yöntem, teknik, araç, gereç ve ortam ve süreden bahsedeceğiz. Alıcıda da kimden bahsedeceğiz, öğretmenim, öğrenciden bahsedeceğiz. Hadi o zaman birinci öğemle bir başlayalım. Bak öğretmenim, kaynak dediğim kişi öğretmense, bir öğretmenin sahip olması gereken 3 tane niteliğim var. Bunlardan birincisi nelerdir öğretmenim? Kişisel özellikler. Bir diğeri mesleki özellikler. Bir diğeri ise nedir öğretmenim? Mesleki rollerdir. Bir öğretmenin kişisel özellikleri nasıl olmalıdır? Sevecin olmalıdır, hoşgörülü olmalıdır, yaratıcı olmalıdır, eleştiriye açık olmalıdır. Mutlaka bir öğretmenim kendine güven duymalıdır. Yani kısacası kişisel özelliklerimin her biri aslında ne boyutta olmak zorunda burada? Olumlu boyutta olmak zorunda. Yani sana diyor ki öğretmenim temel kanun, melek gibi bir öğretmen olacaksın diyor. Asla diyor olumsuz olmayacaksın. Yani ön yargılı olmayacaksın diyor. Eleştiriye kapalı olmayacaksın. Değişime kapalı olmayacaksın. Bütün kişisel özelliklerin her zaman için olumlu boyutta olacak diyor. Bak öğretmenim, mesleki özelliklerde de diyor ki 1739 sayılı Türk Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre bir öğretmenin sahip olması gereken 3 tane mesleki özellik var diyor. Bunlardan birincisi diyor, bir öğretmen öncelikle olarak genel kültür ve genel yetenek bilgisine sahip olacak. Bunun dışında yine alan bilgisine sahip olacak diyor. Bunun dışında da bir öğretmenin mutlaka öğretmenin meslek bilgisi olmak zorunda diyor. Bak öğretmenim, o zaman bu süreçte bir öğretmenin sahip olması gereken mesleki özellikler toplam 3 tane. Genel kültür, genel yetenek, alan ve meslek bilgisine sahip olacak. Alan bilgisi dediğimiz şey birinci koşulum öğretmenim burada. Bir öğretmenin olmazsa olmazıdır. Hangi branştaysa mutlaka o alanının uzmanı olmalıdır diyor. Eğer coğrafya öğretmeniyse mutlaka coğrafya ile ilgili makale taramalı, coğrafya ile ilgili literatür taramalı ve bunlarla ilgili bilgisini donanık hale getirmelidir diyor. Bu nedenle hangi branştaysan mutlaka o alanda ne yapmak zorundasın diyor öğretmenim? Uzman olmak zorundasın diyor. Daha sonra arkasından bir öğretmen mutlaka neye sahip olmak zorunda diyor burada? Meslek bilgisine de sahip olmak zorunda diyor. Meslek bilgisi dediğim şey aslında bir öğretmenin sahip olması gereken temel koşul. Yani sizin aldığınız eğitim bilimleri dersleri öğretmenin bu süreçte. Yani diyor ki aslında öğretmenin pedagojik formasyonunun olması gereklidir diyor. Bir öğretmen diyor yöntem tekniği kullanabilmeli, sınıf ortamını düzenleyebilmeli, etkili süreyi ayarlayabilmeli diyor bu süreçte. Ve daha sonra diyor ki alanının dışında bir öğretmen ne bilmeli diyor? Tarih bilmeli. Bir öğretmen ne bilmeli? Türkçe bilmeli. Coğrafya bilmeli, matematik bilmeli diyor. Bunları zaten biliyorsunuz ki sizin şu an mesleki özelliklerde öğretmenim ne yapıyorlar? Alan sınavı artı eğitim bilimleri sınavı ve genel kültür, genel yetenek sınavına sizi tabi tutuyorlar. Bu alan özelliklerinizi ölçebilmek amacıyla. O zaman bak öğretmenim, mesleki özelliklerde 3 tane temel nokta gelecek. Alan bilgisi, bunun dışında meslek bilgisi, bunun dışında da genel kültür ve genel yetenek bilgisi olacak diyor öğretmenim bu süreçte. Peki mesleki roller ne? Ona şurada değinelim öğretmenim. Orada yerim kalmadığı için. Bak öğretmenim, bir öğretmenin sahip olması gereken bir takım mesleki roller var. Ve bu mesleki rollerde birincisi diyor ki mesleki standartlara sahip olmak zorunda diyor bir öğretmen. Bunun dışında bir öğretmen etik standartlara sahip olmak zorunda diyor. Bunun dışında bir öğretmen üst düzey yeterli olmak zorunda diyor. Bunun dışında bir öğretmen kendine yetebilmeli diyor. Bunun dışında bir öğretmen üst düzey okur yazar olmalıdır diyor. Bunun dışında analitik ve yansıtmacı stratejilere sahip olmalı diyor bir öğretmen. Bak öğretmenim, mesleki rollerde o zaman karşımıza çıkacak burada dikkat edeceğimiz 6 tane boyut var. Örneğin diyor ki bir öğretmenin
kendi alanıyla ilgili bilgili ve donanık olması mesleki rollerden hangisidir diye soruyor size. Mesleki standart diyor, etik standart diyor, üst düzey yeterlik diyor ve kendine yetme diyor öğretmenim burada. Diğer bir soruda ise diyor ki öğretmenim, bir tane öğrencim var, öğretmen adayım var. Öğretmen adayım diyor ki, devlet diyor beni nereye atarsa atasın, devletin her yerinde görev yapabilirim diyor. Yeter ki atanayım diyor. Kendime bu koşulda diyor güveniyorum ve inanıyorum diyor. Hangisidir diyor mesleki rollerden, kendine yetme mi, üst düzey yeterlik mi, etik standart mı yoksa mesleki standart mı gelecek aklınıza? Hadi bu soruların çözümlerine birazdan bakacağız öğretmenim sizlerle birlikte. Bak öğretmenim şimdi. Mesleki standart deyince aklınıza direkt aslında meslek bilgisi gelecek. Yani kişinin aldığı pedagojik formasyon gelecek. Eğer bir kişi eğitim bilimlerine hakimse, gelişimi biliyorsa, öğrenmeyi biliyorsa, programı biliyorsa, yöntem tekniği biliyorsa, ölçme değerlendirme ve rehberliğe hakimse mesleki standartları yüksek demektir ki en üst düzeyde demektir zaten öğretmenim burada. O zaman mesleki standartlar deyince aklımıza direkt ne gelecek? Eğitim bilimleri. Peki etik standartlar ne? Etik biliyorsunuz ki ahlaki boyutta irdelenir. Bu nedenle etik standartlara sahip bir öğretmen öğrencilerine eşit davranır. Etik standartlara sahip bir öğretmen sınıf içerisinde işte hukuki kurallara uyar. Bunun dışında insan onuruna saygı gösterir. Ve burada hak, hukuk, adalet gibi kavramlara ne yapar öğretmenim? Dikkat eder. Bir öğretmenim eğer öğrencileri arasında ayrım yapmıyorsa, maddi olanakları yüksek olan öğrencileri ayırıp bir köşede onlarla özel eğitim yapmıyorsa, bütün öğrencilerine aynı eğitimi veriyorsa ve onlara saygı duyuyorsa eşittir. Etik standartları yüksek demektir. Bu nedenle etik standartlar deyince aklınıza hak, hukuk, adalet, insan onuruna saygı duyan, eşit davranan bir öğretmen gelecek öğretmenim aklınıza. Peki üst düzey yeterlik ne? Bak öğretmenim, eğer üst düzey yeterliyse bir öğretmenin mutlaka alan bilgisine nedir? Sahiptir. Eğer bir öğretmen biraz önce verdiğimiz örnekte olduğu gibi bir coğrafya öğretmeninin alanıyla ilgili bilgilere sahip olması, üst düzey donanık olması aynı zamanda üst düzey yeterli olduğunu gösterir. Üst düzey yeterlik deyince de o zaman aklıma ne gelecek? Direkt alan bilgisi gelecek. Peki kendine yetme ne? Bak öğretmenim, kendine yetme deyince de eşittir bir öğretmen kendine olan inancı varsa, ben bu işi yapabilirim diyorsa, ben bu işi başarabilirim diyorsa, yani kendime yetebilirim diyorsa eşittir. Bu da nedir öğretmenim? Adı üstünde kendine yetmedir. Yani ben yeter ki atanayım, nerede olursa olsun kendime güveniyorum, inanıyorum, bu işi yapabilirim diyorsa bir öğretmen kendine ne yapabiliyordur öğretmenim? Yetebiliyordur. Peki üst düzey okur yazarlık ne? Bak üst düzey yeterlik alan bilgisi ise üst düzey okur yazar demek de alan bilgisinin dışında bir öğretmenin genel kültür, genel yetenek bilgisine sahip olmasıdır. Bu nedenle üst düzey okur yazarlık deyince de o zaman aklımıza genel kültür, genel yetenek bilgisi yüksek olan bir öğretmen gelecek bu süreçte. Diyelim ki bir İngilizce öğretmenim. Alanının dışında eğer ki Türkçe biliyorsa, matematik biliyorsa, tarih biliyorsa bu öğretmen aynı zamanda üst düzey okuryazar bir öğretmendir. Ama İngilizce ile ilgili alanıyla ilgili bilgilerde hakimse üst düzey nedir diyeceğiz? Yeterlidir diyeceğiz. Ben İngilizce dersini etkili bir şekilde anlatabilirim, kendime inanıyorum, güveniyorum deseydi kendine yetme. Dersini anlatırken bütün öğrencilere saygı duyuyorsa, eşit davranıyorsa, etik standartlar ve eğitim bilimlerine hakimse de ne diyeceğiz öğretmenim? Mesleki anlamda standartları yüksektir. Bak öğretmenim, aslında analitik düşünmeyi yöntem teknik içerisinde Gazi Hoca'nın size verecek yansıtmacı strateji de eşittir yansıtıcı düşünmedir. Yansıtıcı düşünmede Gazi Hoca'nın size anlattığı yansıtıcı düşünmede bir öğretmen zihnindeki bilgileri karşı tarafa ne yapabilir? Aktarabilir. Aynı zamanda bu öğretmenin mutlaka kendiyle ilgili nelere de açıktır öğretmenim burada? Eleştirilere de açıktır. Bu nedenle kendiyle ilgili düzenlemeler yapabilir. Kendiyle ilgili neler
değişimler yapabilir burada, değiştirmeler yapabilir. Yani yansıtmacı strateji deyince aklıma bir noktada yansıtıcı düşünme gelecek. Bu nedenle öğretmenler burada öğrendiklerini günlük hayatta kullanabilirler, öğrendiği bilgileri başkalarıyla paylaşabilirler ve mutlaka bu bilgileri değiştirmede ne yapabilirler? Yansıtmacı stratejiyi kullanabilirler. Analitik düşünme bir bütünü neye ayırmadır zaten? Öğretmenin parçalarına ayırmadır. Bu nedenle verilen bir bütünle mutlaka parça arasındaki ilişkilerin nedenlerini ayırt edebilirler ve bu parçalardan tekrar neye ulaşabilirler bu öğretmenlerim? Bütüne ulaşabilirler. Bunun doğrultusunda bu nedenle buradaki öğretmenim kendini mutlaka sorgular. Mutlaka kendini değiştirebilmek amacıyla kendinde bir takım neler yapacaktır? Düzenlemeler yapacaktır. Bu nedenle analitik ve yansıtmacı stratejilerde de yansıtıcı düşünme artı analitik düşünmenin kısacası birleşimi diyebiliriz öğretmenim bu süreçte. O zaman mesleki standartlar deyince öğretmenim aklımıza eğitim bilimleri gelecek. Üst düzey yeterlik deyince alan bilgisi gelecek. Kendine yetme deyince kendine olan inancı gelecek. Etik standartlar deyince eşit hak, hukuk, adaletli insan onuruna saygı gelecek. Bunun dışında analitik ve yansıtmacı stratejiler deyince de kendisiyle ilgili değişim ve gelişimlere açık kendini değerlendirebilen bir öğretmen rolü gelecek aklımıza. O zaman bak öğretmenimin sahip olması gereken nitelikleri 3 boyutta irdeledik. Mesleki özellikler 3 tanedir dedik. 1739 sayılı temel kanuna göre belirledik. Mesleki rollerim toplam 6 tanedir dedik ve kişisel özelliklerim her zaman için olumlu boyutta olmak zorundadır dedik öğretmenim bu süreçte. İletiyi biliyorsunuz zaten içeriği sizlerle birlikte düzenledik. Hani vardı ya şu doğrusal, sarmal, modüler, piramitsel diye ve bunlar doğrultusunda da araç gereği yani sınıf yönetiminin öğesini eğitim durumlarında düzenleyeceğiz sizlerle birlikte. Ve burada öğretmenimin vermek istediği duygu ve düşünceleri aktardığı araçlarla alan kişiye ise ne diyeceğiz biz? Öğrenci yani alıcı diyeceğiz. Ve öğrencilerin de sahip olması gereken bir takım özellikler var. Ve bunu da Dan kendince öğretmenim Dan ve Dan'a göre öğrenme stilleri diyeceğiz. Daha sonra burada da Good ve Power'a göre öğrenci tiplerinden bahsedeceğiz. Dan ve Dan'a göre öğrenme stillerinde 3 tane öğrenme stilim var ki bunları zaten Gazi Hoca'nız size çoklu zeka kuramının içerisinde ayrıntılı bir şekilde bahsediyor. Görsel öğrenciler biliyorsunuz ki detaycıdır. Görsel öğrenciler genellikle sıraların önünde oturur. Öğretmeni ve görsel sunuyu takip edebilmek için detaylı not alır. Bunun dışında düzenlidirler ve görsel öğrenciler kavram haritalarıyla, resimlerle, tablolarla, şekillerle, şemalarla daha iyi öğrenirler öğretmenim bu süreçte. İşitsel öğrenciler ise daha çok işitme duyusuna yönelik olduğu için öğretmenim bunlar da öğretmenin daha çok ses tonuna dikkat ederler. Yani nerede vurgu yaptı, telaffuzun nasıl, işte ses kayıt cihazlarıyla ya da dersin giriş bölümünde sunuş gibi, düz anlatım gibi, işte gösteri yöntemi gibi. Aynı zamanda gösteride görsel yolla da olabilir ama işitselde daha fazlasıyla kullanıyoruz öğretmenim. Bu süreç de öğrenme yollarından bir tanesidir. Kinestetik öğrenciler ise daha çok teması severler. Bu nedenle durdukları yerde duramazlar ve sürekli hareket halindedirler. Sınıfın birazcık yaramaz öğrencileri diyebiliriz. Bu nedenle yaparak yaşayarak öğrenirler. Aynı zamanda bu öğrenciler drama gibi, rol yapma gibi etkinliklerde bulunarak öğrenmeyi daha çok severler öğretmenim bu süreçte. Bunlar zaten öğretmenim öğrenme yollarından üçü. Ve daha sonra Good ve Power'a göre öğrenci tiplerinde ise yine öğretmenim 5 tane öğrenci tipim var. Sosyal öğrenci, eşittir işbirlikli öğrenmede kullanılabilir diyebiliriz öğretmenim. Edindiği bilgileri arkadaşlarıyla paylaşır. Daha çok grup aktivitelerinde bulunmaktan hoşlanırlar. Hani şu üniversitelerde daha çok böyle aktivite olaylarında bulunup işte daha çok topluluklara katılıp insanlarla bilgilerini paylaşmaktan hoşlanan öğrenci tipidir. Başarılı öğrenci ise öğretmenim daha çok hani bizim inek diye tabir ettiğimiz öğrenci tipidir. Hani biz çok fazla sevmesek de büyükler tarafından çok sevilirler. Sürekli aferin evladım, bravo evladım, sürekli yüksek not alırlar adı üstünde. Bak işte Ayşe teyzenin kızı şöyle yapmış, sen niye böyle değilsin diye siz de bir sürü papara yersiniz. Başarılı öğrenci bu nedenle yüksek not alan, kendine güven duyan, aynı zamanda başarılı öğrenci araştırma ve incelemeye
açık olan öğrenci tipidir. Öğretmen 50. sayfa dese bile onun içi rahat etmez. O 150'ye kadar çalışır öğretmenim. Çünkü başarılıdır adı üstünde. Gölge öğrencine. Bak varlığı da yokluğu da bir. Bu nedenle gölge öğrenci dediğim şey aslında öğretmenim sınıfta genellikle arka sıralarda oturur. Ben bunu mavi yaptım, gene kırmızı oldu. Gölge öğrenciler sınıfın genellikle öğretmenim sessiz ve çekingen öğrencileridir. Parmak kaldırmaya çekinir, öğretmenle göz teması kurmaya çekinir ama derslerinde başarılıdır öğretmenim gölge öğrenciler. Sadece sınıfın sessiz ve çekingen öğrencileridir diyebiliriz. Burada adı üstünde varlığı da yokluğu da bir. Peki bağımlı öğrenci ne? Bak öğretmenim bir şeye bağımlı olacak. Yani bu öğrenciler genellikle dışsal denetimli bireylerdir. Yani sürekli dürtüklemek ister. Ama bu süreç içerisinde mesela öğretmen der ki 50. sayfaya kadar çalışın, 50. sayfaya kadar çalışır. Der ki bana ne hoca 51 demedi ki sayfanın arkasında bir kelime kalsa bile onunla asla ne yapmaz öğretmenim ilgilenmez. Bu nedenle bağımlı öğrenci siz ne derseniz ona itaat eder ve sadece o kadarını yapar. Asla onun üstüne gitmez. Ama başarılı öğrenci öyle miydi? Siz 50 deseniz bile o 150'ye kadar çalışıyordu. Buna 50 deseniz onda ne yapacaktır? Kalacaktır. Onun üstüne çıkar mı öğretmenim? Hayır. Peki yabancılaşmış ne? Asi öğrencidir. Genellikle ergen tipli öğrenciler diyoruz biz bunlar. Atarlıdır. Ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Asi ve öfkelidir ve sürekli okuldan ve derslerden kaçarlar. Bu nedenle okula karşı yabancı öğrenci tipleridir. Bak öğretmenim adı üstünde yabancılaşacak. Yani okula uzak, derslerden uzak, dersten kaçma eğilimi varsa yabancılaşmış. Eğer bir otorite bağımlılık varsa, bir kaynağa bağımlılık varsa, onun dışına çıkmıyorsa adı üstünde bağımlı. Sessiz ve çekingense ama derslerinde başarılıysa gölge, kendine güveniyorsa, sürekli araştırma incelemeler yapıyorsa, sürekli yüksek not alıyorsa başarılı. Diğer arkadaşlarıyla etkileşim içerisinde ise bilgilerini paylaşıyorsa, daha çok paylaşmaya dayalıysa da buna da ne diyeceğiz öğretmenim? Sosyal diyeceğiz. İşte öğrencide de bulunması gereken temel özellikler, yani öğrenme stilleri ve neler üzerine durduk öğretmenim. Öğrenme tipleri üzerinde durduk. İşte iletişim boyutunda da kaynağın vermek istediği mesajı hangi yollarla ilettiğimiz doğrultusunda öğrencinin bu vermiş olduğu anlamlarla eğer öğretmenin vermiş olduğu mesaj aynı ise sağlıklı bir ne gerçekleşmiştir diyoruz öğretmenim. İletişim süreci gerçekleşmiş diyoruz. Bunun da kontrolünü neyle sağlıyoruz biz? Geri bildirimle. Yani nasıl bir etkisi olup olmadığını sağladığımız temel öğeydi. Sistemde de zaten dikkat etmiştik. En temel öğeydi. Mutlaka bulunması gereken neydi öğretmenim? Temel öğemdi. O zaman iletişimi hallettiysek diğer bir boyuta bakacak olursak öğretmenim.